İnsanların günlük yaşamlarında birçok planı olur. Her insanın bir saat, bir gün ya da daha sonrasına yönelik beklentileri vardır. Ancak bazı kişiler yapacakları işler konusunda çok kesin konuşabilmektedirler. Bu kimseler genelde "ben yarın mutlaka şu işi bitireceğim" gibi cümleler kurarlar. Başka bir alternatifi hesaba katmazlar. Oysa bir ayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapacaklarıyla ilgili şu şekilde dua etmesi emredilir. Ancak Allah dilerse inşallah yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, umulur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir başarıya yöneltip iletir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu duasında insanların ancak Allah'ın dilemesiyle hareket ettikleri gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bir insan bir işle uğraşırken inşallah, yani Allah dilerse diye çalışmaya başlamalıdır. Çünkü başarıyı verecek olan yalnızca Allah'tır. Kişi tüm tedbirlerini alsa da, tüm çabayı harcasa da bu tedbirlerin sonuçlarını yaratacak olan Rabbimizdir. Dolayısıyla bir kişinin hayatındaki olaylar hakkında kesin hükümler vermesi yanlış ve anlamsızdır. Kader gerçeğini unutanlar bu hatalarından dolayı hep sıkıntı çekerler. Olaylar istedikleri gibi gitmediğinde üzülürler, öfkelenirler ve isyan ederler. Tüm varlıkların ve olayların yaratıcısının Allah olduğu bilgisinden uzak yaşadıklarından hep detaylara takılıp kalırlar. Bir müminse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi Allah'a kendisini başarılı kılması için dua eder. Başarıyı elde ederse şımarmaz, elde edemezse bunda bir hayır olduğunu düşünür ve üzüntüye kapılmaz. Bir Kur'an ayetinde müminlerin duasına şöyle yer verilmektedir. O gençler mağaraya sığındıkları zaman demişlerdi ki, "Rabbimiz, katından bize bir rahmet ver ve işimizden bize doğruyu kolaylaştır. Bizi başarılı kıl." Hak olan, biricik hükümdar olan Allah yücedir. Onun vahyi sana gelip tamamlanmadan evvel Kur'an'ı okumada acele etme ve de ki, "Rabbim, ilmimi artır." Ayette Rabbimizin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ilminin artırılması için dua etmesini buyurduğu bildirilmiştir. Yüce Allah ilmin tek sahibidir. Allah dilemedikten sonra hiç kimse onun ilminden bir şey kuşatamaz. Bir kişinin bir konuda bilgi sahibi olması Rabbimizin izniyle gerçekleşebilir. Allah her kuluna farklı derecelerde ilim nasip eder. Peygamberler, elçiler ve salih müminler ilim bakımından öncülerken Allah'a iman etmeyenler cahil kalmış kimselerdir. İlim verenin Allah olduğu Kur'an'da şöyle bir örnekle bildirilir. Gerçekten o kendisine öğrettiğimiz için bir ilim sahibiydi. Ancak insanların çoğu bilmezler. Allah bir kişiye ilim nasip ederse bu kişiye çok büyük bir nimet verilmiş olur. Bu ilim sayesinde insan Kur'an'ı doğru anlama, yorumlama ve yaşama imkanına kavuşur. Ahlakı güzelleşir ve din ahlakından uzak yaşayan toplumlarda görülen maddi manevi kirlilikten arınır. İman edenler de mübarek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi örnek almalı ve Rabbimizden ilim talep etmelidir. Sahip olduğu bilgi seviyesini kendine mal edip insanlara gösteriş yapmamalıdır.
Zekasını ve aklını kendisine verenin Allah olduğunu unutmamalı, dünyada ve ahirette kendisine fayda getirecek bilgiyi öğrenmek konusunda çaba harcamalıdır. Kur'an'ı öğrenmek ve yaşamak konusunda istekli olmalıdır.